Bakteri ve arke alemlerindeki canlılarda özelliklerinden hangileri farklılık gösterir demiş. Bakın hücre duvarlarının yapısı bakterilerde peptidoglikan, arkelerde peptidoglikandan çok pseudopeptidoglikan diyoruz. Peptidoglikan bulunmaz ifadesinde kullanabilirsiniz arkeler için. Hücre zarlarının yapısı şimdi özellikle fosfolipitler, proteinler ve karbonhidratlardan oluşur diyoruz ama düşünün ki glikolipit ve glikoprotein yapıları o hücreye kimlik özelliği kazandırıyor ve içerisinde protein yapılar var arkadaşlar. O proteinler mutlaka farklılık gösterecektir. Protein yapılar zaten her canlıda farklılık gösterir çünkü DNA genetik materyal üzerinden protein sentezlenir. Dolayısıyla nükleotit dizilimlerimiz de farklıdır. Hem bakteriler hem arkeler diğer canlıları da düşünebilirsiniz. O zaman ne oldu arkadaşlar? Farklılık gösterir ifadesinin sonucu hepsi. Arkelerin diğer canlıların yaşayamayacağı ortamlarda yaşayabilmeleri ki biz oralara ekstrem şartlar, sıra dışı şartlar diyoruz. Özelliklerinden hangilerinin diğer canlılardan farklı olması ile ilgilidir? Bakın enzim yapıları tabii ki farklı olması ile ilgili. Mesela yüksek sıcaklıkta yaşayabilen canlının o sıcaklığa dayanıklı enzimi olmalı. Sitoplazmik zar yapıları yine sıcağa karşı mesela ya da soğuğa karşı hücreyi koruyabilmeleri. DNA'daki nükleotit çeşitleri A, T, G, S dünya üzerindeki bütün canlılarda ortaktır. Bu bir fark yaratmaz. O yüzden cevabımız 1 ve 2. Aşağıda bir bakteriye ait bazı özellikler verilmiş. Plazmid DNA'sı var. Kemosentez yapıyor, oksijen solunum yapıyor. Ne doğru değildir? Ototrof beslenir çünkü kemosentezde kendi besinini üretirsin. Besin sentezi için ışık enerjisine ihtiyaç duymaz. Evet, kemosentezde ışık kullanılmaz. Fotosentezde ışık kullanılır. Besin maddelerini karbondioksitle suya kadar parçalar. Neden? Çünkü oksijenli solunumda besini oluşturan tüm moleküllere kadar parçalarsın. Aynı türden başka bir bakteriye gen aktarabilir ki biz ona plazmit DNA diyoruz, değil mi? Konjugasyonda ne aktarılıyor zaten? Plazmit DNA'nın kopyası aktarılıyor arkadaşlar. Eşeğil üremesi mayoz bölünmeyle olur. Mayoz bölünme ya da döllenme gibi kavramlar prokaryotlarda, bakterilerde görülmez arkadaşlar. O yüzden cevabımız E seçeneği. Bakterilerde görülen olaylardan bazıları verilmiş. Hangileri diyor? Kalıtsal çeşitliğin oluşmasında etkili olur. Mutasyon genlerde sayısal, yapısal değişikliklere neden olur. Konjugasyonla bir bakteri diğerine plazmit DNA aktarabilir ki bu da çeşitliliğe neden olur. Endospor bir üreme şekli değil, bir savunma şeklidir ya da çeşitlilik oluşturan bir olay değildir. Savunma şeklinde ne oluyordu? Plazmit DNA ya da var olan halkasal DNA bu şekilde bir kılıfla sarılıyor. İçerisindeki su miktarı azaltılıyor. Dolayısıyla metabolik faaliyetler yavaşlatılarak hayatta kalma çalışılıyordu. Transformasyon bir bakterinin ortamdan DNA ya da onunla ilgili parçaları ayırıp kendi nükleik asidine eklemesidir. Cevabımız o yüzden ne oldu? 1, 2 ve 4. Hangisi bir bakterinin beslenme şekli hakkında fikir verebilir? Glikojen depolaması vermez çünkü bütün bakterilerin özelliği. Sitoplazmadaki DNA'yı eşleyebilme, tüm bakteriler ikiye bölünebilir. Kendine özgü polimer madde sentezleme, protein sentezi ya da DNA sentezi tüm bakterilerde olabilir. Hücre solunumuyla ATP sentezleme, solunum yapıyor olması onun fototrof mu, kemototrof mu ya da heterotrof mu olduğunu söylemez. Hücre dışındaki polimer besinleri hidroliz edebilme, hidrolizi hücre dışında bile yapabiliyorsan saprofitsin, saprofitsen heterotrofsun. O yüzden cevabımız A seçeneği. Bir petri kabında üremeye bırakılan bakteri kolonisi ortamdaki proteinli organik artıkları bakın ne yapmış azaltmış. Hatırlar mısınız organik artıkları amonyağa kadar dönüştüren X canlısına biz ne diyorduk? Saprofit canlı diyorduk. Saprofit canlılar doğadaki madde döngüsüne katkıda bulunur. Özellikle azot ve karbon döngüsüne dikkat edin. Hücre dışı sindirim gerçekleşir. Çünkü neden? Enzimleri dışarıdaki hücrenin dışındaki organik artığın üstüne gönderir ve orada parçalama işlemi yapar. Endostoz zaten çeperli canlı ve bakteri arkadaşlar. Bakteride endostoz, egzostoz olayları olmaz. Neden olmaz hocam? Çünkü burada koful oluşumu söz konusu. Bakterilerde koful olur mu arkadaşlar? Bakterilerde ribozom dışında bir organel yoktur hocam. O yüzden cevabımız 2 ve 3.
Basit kültür ortamında çoğalabilen bir bakteri kolonisi radyasyona maruz bırakılarak mutant soylar elde ediliyor. Mutant soylar kullanılarak yapılan deney sonuçlarına göre aşağıdaki tablo oluşuyor. Tabloya göre bu bakteri kolonisinin kültür ortamında çoğaltılabilmesi için hangi maddenin bulunması zorunludur? Bakın arkadaşlar şöyle yapacaksınız. Basit kültür ortamında bir üreme durumu yok ama içerisine bazı maddeler eklemişler. Mesela bakın A ile B eklediklerinde üreme olmuş. Acaba A mı lazım bize, B mi lazım? B'yi koyduk, C'yi koyduk kültür ortamına, üreme olmamış. Buradaki fark ne? A. Demek ki bize A lazım arkadaşlar. Bakın A ve D varken üreme olmuş, C ve D varken üreme olmamış. Demek ki hala A. A, B, C varken üreme olmuş, B, C, D varken üreme olmamış. Arkadaşlar cevabımız yalnız A. Yani bu adamın basit kültür ortamına A maddesi koymadığını sürece çoğalamıyorsa A maddesi üretemiyor demektir. İçinde eşit miktarda protein bulunan uygun sıcaklık ve pH'lerde üzeri açık petri kaplarında üremeye bırakılan bakteriler verilmiş. Birinci petri kabında üreme yok. İkinci petri, üçüncü ve dördüncü petri kabında üreme var demek ki. Sadece onu belirtmişiz. Şimdi hangisi doğrudur diyor. Petri kaplarında üremeye bırakılan bakterilerin tümü metabolizmaları sırasında oksijen gazı açığa çıkartır. Arkadaşlar metabolizma sırasında oksijen gazı açığa çıkarabilmeniz için su gibi bir bileşiği fotosentez reaksiyonunda kullanmanız lazım. Ama bu fotosentez yapmak saprofitlerin ya da nitrit bakterilerin ya da patojen bakterilerin özelliği değil. Nitrit bakterileri kemosentez yapıyor mesela. Saprofit bakteriler heterotrof, patojenler heterotroftur. Nitrit bakterileri ortamdaki proteinden doğrudan faydalanır demiş. Nitrit bakterileri kemosentetik canlılardır. Kendi besinlerini üretebilirler arkadaşlar. Birinci petri kabındaki bakteriler parazit özellik gösterir. Evet, patojen, hastalık yapıcı demektir. Ve dikkat edin, içerisinde hiçbir uygun monomer madde olmadığından dolayı hiç üreme olmamış. Çünkü ona monomer lazım arkadaşlar. Dördüncü petri kabındaki bakteriler proteini endositoz döreceği için alır. Endositoz bakteriler tarafından gerçekleştirilemez çünkü kofol oluşumu lazım. Kofol bir organeldir arkadaşlar. Bakterilerde ribozomdan başka organel yok. İkinci petri kabındaki bakterilerde klorofil pigmenti granumların içinde yer alır. Granum dediğiniz şeyler tilakoid zarların üst üste binerek oluşturduğu kloroplast yapılardır. Bakterilerde kloroplast ya da granum benzeri yapılar yok. Klorofiller onların hücre zarındadır arkadaşlar. Yani daha doğrusu şöyle söyleyelim. Bakterilerin sitoplazmasına dağınık klorofiller ve hücre zarındaki elektron taşıma sistemi elemanlarıyla fotosentez yaparlar. O yüzden cevabımız ne oldu? C seçeneği. Bir bakteri türü karanlık bir ortamda üremeye bırakılıyor. Ortamın oksijen ve karbondioksit miktarındaki değişime bakın. Oksijen de azalmış, karbondioksit de azalmış. Aklıma kim geliyor? Kemosentetik canlı geliyor. Çünkü oksijeni kullanarak ne yapıyor? İnorganik maddeleri oksitliyor. Aynı zamanda karbondioksitle suyu birleştirip besin üretiyor arkadaşlar. Şimdi kemoototroftur. Kemosentez yapıyorsanız fotosentez yapamazsınız. Klorofilin olmaz çünkü birini seçmek zorundasın. Oksijensiz solunum yapar. Hayır. Oksijenin bulunduğu ortamda oksijeni tüketiyorsa oksijenli solunum yapar. Saprofittir demiş. Hayır. Gayet ototrof kemosentetik bir canlıdır. Cevabımız 1 ve 2. PRVS bakteri türlerinden P türü organik artıkları inorganiğe dönüştürüyormuş. Organik artıkları inorganiğe dönüştürüyorsanız mesela saprofit bakteri olabilirsiniz. İnorganikten organik madde sentezliyorsanız ototrofsunuzdur. Fotosentetik ya da kemosentetik olabilirsiniz. Başka bir canlının sindirim sistemindeki monomerlerle besleniyorsanız parazit canlısınızdır. Peki, PRS bakteriler için kesin doğruyu soruyor. S uygun olmayan şartlarda endospor oluşturur. Endospor bazı canlılarda bulunan bir özelliktir. Buradan onu çıkartamazsınız. R türü klorofil pigmenti bulundurur. Ya kemosentetik bir canlıysa buradan çıkaramazsınız. P türü madde döngüsüne katkıda bulunur. Arkadaşlar yani birçok canlı madde döngüsüne katkıda bulunur. Ama saprofit canlıların yaptığı katkı çok önemlidir. Çünkü özellikle azot ve karbon döngüsünde rol alırlar. P türü aktif hareket edebilir, bilmiyorum. Belki kamçısı yoktur. S türü oksijenli solunum yapar. Genelde sindirim sisteminde yaşayanlar arkadaşlar oksijensiz ortamda yaşamış olur. Yani çok nadir oksijen solunum yapar. Genelde oksijensiz yaparlar ama zaten buradan ulaşamazsınız. O yüzden cevabımız ne oldu? C seçeneği.